göğüs hastalıkları uzmanı Canan Koç Şengül. Size bu videomda farkındalık uyandırmak istediğim bir durumdan bahsetmek istiyorum. Uyku apne sendromundan. Uyku apne sendromu nedir? Aslında toplum içerisinde birçok kişide var bu durum. Ama göz ardı edilen bir durum. Çünkü farkındalık uyandırmak istediğimiz bir durum. Kişiler geceleri horluyorlar, nefesleri duruyor ama ne horladıklarının farkındalar ne de nefeslerinin durduğunu farkındalar. Hatta yatak partnerleri onlara horladıklarını söylese de gece boyu nefesinin durduğunu ve onları dürterek uyandırdığını söyleseler de kişi buna inanmak istemiyor ve çoğu zaman yatak partnerleri video çekerek bize video eşliğinde geliyorlar. Peki uyku apne sendromu nedir? Eğer fiziksel şartlarınıza bir bakın, kiloluysanız, göbeğiniz varsa, kısa boyun yapınız varsa ve yağlı bir ense yapınız varsa, işte hemen dışarıdan bakınca bu kişinin uyku apne sendromu vardır diyorum. Peki bunun dışında ne olması gerekiyor? Eğer sizin küçük bir çene yapınız varsa, küçük bir ağız yapınız varsa ve üst solunum yolu anatomisine baktığımızda iri bademciklerimiz var, dil kökümüz kalınsa ya da boğaz yolumuz dar bir açıklık içeriyorsa işte sizde yine uyku apne sendromu var diye düşünürüz. Farkındalık uyandırmamız gereken bir durum dedim. Çünkü bu kişiler aslında gün içerisinde aşırı yorgunluk çekerler ve aşırı uykuluk haliyle psikiyatri polikliniklerinin kapısının önündedir. Halbuki biz bu kişilerin uykusunu sorguladığımızda kaliteli bir uyku uyuyamadıklarını görürüz. Çünkü bu kişiler uyku apne sendromundan kaynaklı üst solunum yolu açıklıkları uyku sırasında kapanıyor. İşte bu uykuda kasların gevşemesine bağlı ve yer çekimi kuvvetine bağlı olarak üst solunum yolu açıklığının kapanmasından kaynaklı. Demin bahsettiğim anatomik yapıdaki bozukluklardan kaynaklı, hele bir de kilonuz varsa göğüs kafesi içerisindeki basıncın artmasıyla da siz uyku sırasında nefesiniz duruyor ve nefes almak için bir çaba sarf ediyorsunuz ve nefes almak için harcadığınız o çaba dışarıya horlama şeklinde yansıyor. Dolayısıyla uykunuz sürekli bölünüyor ve siz derin uykuya giremiyorsunuz. Derin uykuya giremeyince dinlenemiyorsunuz. Bakın kişiler derin uykuda dinlenirler. Uykunun belli evreleri vardır. Yüzeyel uyku evresi, derin uyku evresi. Eğer sizin uyku apne sendromunuz varsa işte uykunuz yüzeyel evrede kalacaktır. Derin uykuya geçemeyeceksiniz. Dolayısıyla uykunuz sürekli bölünecek ve siz dinlenemeyeceksiniz. Sabah kalktığınızda kendinizi yorgun, halsiz hissedeceksiniz. Bir baş ağrısıyla uyanacaksınız ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Eğer siz tansiyon hastasıysanız, kalp hastasıysanız, akciğer hastalığınız varsa, epileptik nöbetiniz varsa, şeker hastalığınız varsa, işte uyku sırasında bu duran nefesiniz neticesinde vücudunuz yorulacak, kalbiniz yorulacak, oksijen seviyeniz düşecek ve beyne, kalbe, akciğere az oksijen gitmesi neticesinde sizin bu hastalıklarınız tetiklenecek ve siz tansiyonunuzu kontrol edemeyeceksiniz, ritminizi düzeltemeyeceksiniz, şeker hastalığınızı kontrol edemeyeceksiniz. O zaman kronik hastalığınız varsa uyku apne sendromu açısından farkındalık uyandırmak istemeniz isteyeceğim sizden. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? İşte uykudaki en fazla görülen ölüm sebebi uyku apne sendromu neticesinde görülen kalp krizidir. O zaman gelin uyku apne sendromumuz var mı bir gözden geçirelim. Sevgiyle dostça kalın.